Hacı amca günaydın. Kolay gelsin. Günaydın hocam. Hoş geldin. Sabah geldin. Ağaç budama konusunda bayağı bilgin var hacı amca. Biraz bize bilgi verir misin? Hay hay. Elimizden gelen yaparız da. Budamadık. Avucun meyvesi küçük olur. Evet. Avuç da kartalır, kocalır. Ama bunu devamlı böyle uçlarını aldın, şu şekilde getirdin de bak şöyle, evet, şöyle evet. Aldım. Evet. Böyle getirmedin mi hem avuç ömürlü olur hem alacağın meyve güzel olur yani bakımlı olur. Öte yandan namadından bunun şeyini sen aynı avuçtan olduğunu seçemezsin. Hacı amca ağaç budakta neye dikkat etmemiz lazım? Alınacak gözleri evvela avuca bakacaksın ve alacağım neyle var. Hiç kalem bıçak vurmadan bir etrafını dolaşacak. Alınacak lan neyi var yok mu var mı? Evet. Alacak lan alacaksın ondan sonra düzen kuracaksın uçlarına ama gidecek. Öyle olacak yani. Devamlı ağacın yana gitmesini sağlamamız lazım değil mi hacı amca? Evet. Yukarı gitmeyecek ağaç. Yukarı da gidebilir ama en çok aşağı açacak. Yukarıdan toplaması zor olur. Aşağıdan evet. Toplaması basit olur. Bunlar meyvacılık. Dalın dalın hangisinin zararı var? Evet. Bunun zararı var. Bunun şundan çıkanını alalım bu. Evet. Kaman karışık olur. Şuradan makas vuracaksın ya. Evet. Dışarı gelecek gözden keseceksin yani şundan bak. Tamam. İçe gidiyor ondan şöyle. Aman hacı amca dikkat et. Allah kavzasın gayrı. Evet. Mevlam. Şunun da otelini alacaksın. Evet. Üç çatal olacak yukarısı. Ortasını alıyorsun yana şunu gidecek. Şunu alacağız. Evet. Şu üçü üç çatal olacak. Evet. Şu anda hacı amca 3 çatal yaptı. Dallar yana gidecek. Yana gidecek, açılacak. Ağaç mümkün mertebe içi güneş alacak değil mi hacı amca? Evet, iş orada. Evet hacı amca, tamam hacı amca, kolay gelsin. Sağ olasın.